Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir börek tarifi ile geldim. Hem pratik hem bereketli ve çıtır çıtır kurtarıcı bir tarif. İsterseniz fazla fazla yapıp dondurucuya da atabilirsiniz. Böreğimizin öncelikle iç harcını hazırlayacağız. Ben ıspanaklı yapacağım. İsterseniz patatesli, peynirli veya kıymalı da hazırlayabilirsiniz. 2 adet soğanı yemeklik doğrayarak tavaya aldım. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyorum. Soğanları diriliğini kaybedinceye kadar kavuralım. Soğanımız kavruldu. Yarım yemek kaşığı salça ekliyorum. Salçayla birlikte 2-3 dakika kavuracağım. Çay kaşığı toz biber, karabiber ve pul biber ekliyorum. Bunları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra ocağı kapatacağım. Böreğimizin sosunu da hazırlayalım. Geniş bir kabın içerisine 200 ml bir paket sıvı kremayı alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı erimiş tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı da sade maden suyu ekliyorum. Birbirine karışıncaya kadar güzelce karıştırıyorum. İsterseniz çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Sosumuz da hazır. Böreğimizin iç harcı için 400 gram kadar ıspanak kullanacağız. Ispanağı temizleninceye kadar iyice yıkadım. Ayıkladıktan sonra da ince ince doğradım. Üzerine hazırlamış olduğum soğanlı, salçalı, yağlı karışımı döküyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyelim. Daha sonra birbirine karışıncaya kadar güzelce karıştıralım. İç harcımız hazır. Tarifimiz için 3 adet yufka kullanacağız. Yufkalarım oldukça büyük. Günlük yufka. Bir tanesini hemen masanın üzerine seriyorum. Hazırladığım sostan bolca yufkanın üzerine gezdiriyorum. Fırçayla sosu yufkanın her yerine güzelce dağıtalım. İkinci yufkayı üzerine seriyorum. Güzelce düzenledikten sonra tekrardan sostan bolca koyuyorum. Üzerine şimdi de üçüncü yufkayı seriyorum. Üçüncü yufkayı da güzelce düzenledikten sonra şimdi yine sostan bolca koyuyorum. Yufkalarımızı sosladıktan sonra rulet veya bıçak yardımıyla öncelikle dörde bölüyoruz. Sonra da her bir parçayı ikiye bölüyorum. Diğer parçaları da aynı şekilde ikiye bölüyorum. Yani bir parçadan 6 adet börek elde etmiş olacağız. Toplamda 24 adet böreğimiz olacak. İç harcımızdan
birer kaşık olacak şekilde uç kısmına koyuyorum. Şimdi böreklerimizi sarma işlemine geçiyoruz. Bu şekilde uç kısmından başlayarak rulo yapıyoruz. Böreklerin tamamını sardım. Şimdi tepsiye alarak üzerine maden suyu dökeceğim. Böreği tepsiye aldım. Şimdi üzerine bir şişe sade maden suyu döküyorum. Böreklerimi buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında 1 saat kadar bekleteceğim. Börekleri dinlendirdim. Şimdi fırın tepsime alacağım. Börekleri bu şekilde içindeki maden suyuna tamamen buladıktan sonra fırın tepsime alıyorum. Ben bu böreği yaparken iki ölçü yaptım. Size sadece ıspanaklı olan kısmını çektim. İkinci ölçüyü de patatesli olarak hazırladım. Şimdi ikisini karışık pişiriyorum. Siz de bu şekilde yaptığınız zaman iki ölçü yaparak bir kısmını dondurucuya kaldırabilirsiniz. Gerçekten çok pratik oluyor. Dondurucudan çıkardığınız zaman da isterseniz buzunu çözdürün, isterseniz çözdürmeden direkt yumurta sarısı sürerek pişirin. 1 adet yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Şimdi böreklerimin üzerine sürüyorum. Üzerlerine de biraz susam serpiştiriyorum. Böreklerimiz fırına girmeye hazır. Fırınımı 180 dereceye ayarladım, ısındı. Tepsiyi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı üstü kızarıncaya kadar kontrollü bir biçimde pişirelim. Böreklerimiz pişti. Pişmesi için 30 dakika yeterli geldi. İlk sıcaklığının geçmesi için soğumaya bırakıyorum. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. Bu sayede videolarım daha fazla kitleye ulaşmış olacaktır. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Hemen şöyle bir tanesini alarak sizlere nasıl çıtır çıtır ve muhteşem bir börek olduğunu göstermek istiyorum. İçi puf puf, dışı çıtır çıtır, gerçekten muhteşem. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Yok böyle efsane bir lezzet. Lezzeti el açması börek lezzetinde. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.